Merhaba arkadaşlar. Hemen hızlı geçmek istedim. Bir gün steak yapacağım. Biftek gibi bir şey galiba. Yapacağım. Bir tane parça etim var. Bu benim için. Bu da eşim için büyük olan. Bunları suda beklettim. Çünkü donmuşlardı. Bir hafta önce falan aldık. Buzdolabında freezer ne diyorlar artık. Beklettim. Donmuşlardı. Baharatlarımı koyacağım ve bekleteceğim 2 saat gibi. Sonra da grill. Ya of. Unutuyorum Türkçesini. Mangalda yapacağım. Ev mangalında ya da içerideki mangalda diyorlar bu da. Onun içinde yapacağım. Benim tuz yerine bulyon kullanıyorum. Et bulyon. Burada da Cajun diye bir sosumuz var. Onu sonra da isotu koydum yanına. Azıcık da maydanoz, kuru maydanoz, biraz kimyon, bir tutam kadar. Sonra da bu kırmızı pul biber. Hepsini karıştırıp içine biraz da bende olan bu zeytinyağını koyacağım. Azıcık. Böylece daha yumuşak ve oluyor. Sosu daha da içine çekiyor. Hepsini karıştırıp sonra da beklettikten sonra mangalın üstüne kızartıp aplette yiyorum. Evet, etlerin son hali bu. Karıştırdım iyice. Azıcık da yağ koydum içine. Çok az. Bir fincanın yarısı kadardan daha da az. Çeyreği kadar olur. İçine kattım ve yağladım iyice güzel her tarafını. Karıştırıp böyle üstünü kapatacağım. Ben poşetle falan kapatıyordum eskiden. Şimdi tabağa koyuyorum üstüne. Buzdolabında bekletiyorum 2 saat. Ya da geceden de yapabilirsiniz. Sonra da istediğiniz ya da ben bazen yapıyorum kolaylık olsun diye buzdolabının şeyini buzlukta bir hafta kadar da bekletebiliyorum. Daha da güzel içine çektiği için baharatını tuzunu daha da güzel oluyor tadı. Hem daha da yumuşak çünkü bu zeytinyağı yumuşamasını ve konuşamadım yumuşamasını ve sertleşmemesi için daha güzel çünkü gördüğünüz gibi ben bu yağları bıçakla alıp mangalın üstüne koyacağım ki bu yağ kendi yağıyla yağsıyla pişsin diye bugün de konuşamıyorum yağsıyla pişsin diye çünkü çok az yağlı benim etim daha güzel oluyor diye artık sonrasını da gösteririm bye bye. Hey, hazır.